İyi akşamlar Moda TV ailesinden. Cuma akşamları her zaman olduğu gibi sizlerle birlikteyiz. Ben öncelikle neden maskeli olduğumu sizlere anlatmak istiyorum. Özellikle son zamanlarda tam pandemiden baş ediyoruz derken tekrar pik yaptı. Hatta üçüncü dalganın olduğu söyleniyor. Bu anlamda hem konuma olan saygım hem de size olan bir mesaj anlamında, duyarlılığınızı arttırmak anlamında ve aynı zamanda da sivil toplum örgütlerinin, toplumun önderlerinin örnek olması anlamında ve duyarlı olması anlamında bir mesaj vermek istedim. Ve bu anlamda da programın başında ve her programda söylediğim gibi sağlık çalışanlarımızı, sağlık emekçilerimizi ve ailelerinden vererek, sağlıklarından vererek, ömürlerinden vererek adeta savaş edercesine mücadele eden sağlık çalışanlarımızı tekrar yürekten kutladığımı ve sonuna kadar desteklediğimi ve bu anlamda da maskeyle birlikte sizlere destek verdiğimi göstermek istedim. Ve bu akşam gerçekten Sivil Toplumun Sesi programında çok kıymetli ve çok farklı bir konuğum var. Neden farklı olduğunu programın içinde zaten konularla birlikte göreceksiniz. Çünkü insanlar dünyaya gelir, yaşar, ölür ama izler bırakırlar. İşte bu izleri takip eden bir bilim insanımız var konuğum olarak. Konuğuma geçmeden önce ben gerçekten sivil toplum örgütlerinin verdiği mücadele anlamında ve şehirlerine kattıkları anlamında, şehrin gizli kahramanları oldukları anlamda bir mesaj daha vermek istiyorum. Ve Ünye Turizm İşletmeciler Derneği Başkanı olarak da, Ünye'nin yaşayan bir insanı olarak da, Ünye'miz gerçekten çok özel bir şehir, çok güzel bir şehir. Ve şehrimize bir anlamda da olsa değer katmak için bu programı yapıyoruz. Ve diğer ilçelerimize de, izleyenlere de örnek olmak istiyoruz. Bu anlamda bu akşam sanat tarihi uzmanı, sanat tarihi bilimi uzmanı Nevra Arslan konuğumuz. Ben öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Nevra Hanım gerçekten sanat tarihi bilimi uzmanı ve bu aslında herkesin bilmediği ama son dönemlerde tarihin öne çıkmasıyla, tarihin kıymetinin bilinmesiyle bu bilim insanlarımızın da değerinin aslında çok önemli olduğunu gösterdi. Ben öncelikle Nevra Arslan kimdir? Bir sizi tanımak istiyorum. Teşekkür ederim. Ünyeliyim, Ünye doğumluyum. 90 yılında Ünye'de doğdum ve 2010 yılı itibariyle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nde sanat tarihi alanında eğitimlere başladık. 2014 yılında lisans bölümünden mezun olduktan sonra bir yıl arkeoloji bölümünde özel öğrenci eğitimi aldım. Orada bir takım eksikliklerimiz vardı arkeoloji bölümünden kaynaklı. Bu eksikleri tamamladıktan sonra 16 yılı itibariyle yüksek lisansıma başlamış oldum. Bizans alanında, erken Bizans döneminde spesifik bir tasvir üzerinde bir yüksek lisans tez çalışması oldu. Oradan mezun olduktan sonra da doktora aşamasında doktora programıyla eğitime devam ediyorum. Evet, çok güzel. Gerçekten Ünye'miz hem sanat kimliğiyle hem turizm kimliğiyle hem de gerçekten bilim insanları kimliğiyle geçmişte izler bıraktı. Ve ben hem Nevra Hanım gibi çok örneklerle birlikte o izlerin güçlenerek arttığını düşünenlerdenim. Ve size programımızın başında başarılar diliyorum. Teşekkür ederim, sağ olun. Gerçekten şimdi sanat tarihi aslında hep tarih bilinen bir konuydu ama sanat tarihiyle birlikte söylendiğinde farklı bir konuymuş gibi algılanıyor. Bu anlamda kısaca sanat tarihi ne demektir? İnsanlarımızın anlayacağı bir dilde paylaşırsanız memnun olurum. Sanat tarihi şu sıralar halk arasında biraz bazı sohbetlerimizde görüyorum ki sanat tarihini sadece Rönesans tablolarından ibaret zanneden. Evet, işte o özür dilerim. O parantezi çok iyi aşmanızı istiyorum. Evet, yani aslında Rönesans tablolarını inceleyen bir bilim dalı değil. İnsanın iki ayak üstüne çıkmaya başladığı andan itibaren dünyaya bırakmış olduğu bir takım sanatsal izler var, bir takım kültürel izler var. Onların düşüncelerini, hayat tarzlarını, ölü gömme geleneklerini, dini ritüellerini yansıtan bazı kültürel izleri takip ediyoruz. Bu izler bize o kişinin ya da o kültüre ait bireyin ve halkın nasıl yaşadığını, o halkın nelere sahip olduğunu, neye inandığını, bu inanç biçimini nasıl geliştirdiğini, ardından bireysel arası ilişkiler, halklar arası ilişkileri nasıl gerçekleştirdiğini çok güzel biçimde yansıtıyor. Biz de bunları takip ediyoruz. Sırasıyla antik dönemden işte
en eski kalkolitik dönemde gördüğümüz bazı betimleri takip ederek, hatta mağara döneminden de alabiliriz bu dönemleri. Oradaki bazı sahneleri ve betimleri takip ederek günümüz sanatına kadar, sanat aşamalarına kadar olan büyük bir süreci takip ediyoruz aslında. Yani kısacası sadece Rönesans tablolarından ve çağdaş sanat tablolarından ibaret olmayan değil. Bir bölüm. Evet. Gerçekten teşekkür ederim. Rica aslında ederim. Burada şöyle bir mesajı da aslında bizi izleyenlere verebiliriz. Yani tarihi anlam katmak için insanların, her yaşayan insan dünyaya bir iz bırakır. Evet. İşte bu anlamda aslında dünyaya geliş sebeplerimizden biri de dünyaya bırakacağımız bence izlerdir. Hı hı. İşte o izleri belki 100 yıl, belki 500 yıl, belki binlerce yıl sonra bizden sonraki nesiller aslında keşfedebilir. Tabii öyle. İşte onları keşfeden bilim dalı herhalde sizin yapmış olduğunuz bilim dalı oluyor. Evet, bir tanesi de bizim, yani içinde bulunduğum sanat tarihi bilim dalı yapıyor. Bunun yanı sıra arkeoloji bilim dalı yapıyor. Nümizmatlar çok destek veriyor. Son zamanlarda coğrafya bilimi üzerinden gelişen coğrafi bilgi sistemleri de buna dahil oldu. Sırasıyla yani bütün bilim dalları ile ortaklaşa çalışıyoruz diyebilirim. Evet. Aynı zamanda şunun parantezini de açmak isterim. Bizim şu anda yaşamış olduğumuz dijital çağda dijital izlerimizi takip eden bizden sonraki nesiller, yani aslında daha çok sanat, iz bırakıyoruz evet, herhalde. Dijital sanat tarihini de geliştirebilirler. Çünkü yakınlarda dijital sanat tabloları bile ortaya çıkmaya başladı. Aslında çok güzel bir konuyu açtınız. Bunları daha da derinlemesine konuşmadan önce interaktif olarak program yaptığımız için bizi izleyen dostlarımız var. Ben onları hem anmak hem de mesajlarını okumak istiyorum. Ali Gürel Beyefendi gerçekten Ünyeli ama gönlü Ünye'de olan, Türkiye'nin her yerinde iş yapan karavan turizminin önderlerinden, kendilerine selamlarımı gönderiyorum. Aynı zamanda Mayıs ayında, Nisan ayında bir şey var, fuar var, karavan turizm fuarı. Ünyemizi de dernek olarak da biz de bazı materyaller göndereceğiz. Ünyemizi de tanıtacaklar orada. Şimdiden teşekkür ediyorum kendilerine. Musa Kıranlı başkanımız izliyor. Güven Özel Bey, kırsal turizmin aslında gerçekten insanlığın var olma sebebi tarım ve yiyecek içecek. Evet. Önce yaşam sebepleri. Bu anlamda gerçekten Güven Özel Bey, Fatsa ve Karadeniz bölgesinde Fatsa'dan doğan bir güneş gibi adeta, o kırsal turizmi canlandıran ve yaşatmaya çalışan bir turizmci büyüğümüz. İyi yayınlar. Nevra Hanım'ın sanat tarihi ve arkeoloji hakkında vereceği bilgileri heyecanla bekliyoruz. Başarılar demiş. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Güven Bey'e. Biz de Ünye'den sevgilerimizi gönderelim. Mahmut Bek Başkanımız, Türkiye Sakatlar Derneği Ünye Şube Başkanımız, hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler Sayın Başkanım. Murat Yüksel Başkanımız, Türkiye Ekmek Üreticileri Federasyon Başkan Yardımcısı. Kendisine iyi akşamlar demiş. Çok teşekkür ediyorum. Bir işle ilgileniyorsanız ona saygı katarsınız. O işte başarı çok daha öne çıkmaktır, çıkmaktadır. Çok doğru. Önce sevmek ve saymak lazım yaptığınız işi. Sevgiyle de harmanlayarak daha da güçlendirirsiniz. Murat Yüksel Başkanımıza da teşekkür ederim. Ben buradan bizi izleyenlere sanat tarihi ve tarih anlamında da Nevra Hanım'a sorabilecekleri sorular varsa onları da alabileceğimizi söyleyebilirim. Şimdi Ünye'ye geldiniz. Ünyeli olduğunuz için mi bunun bir sebebi ise, neden gelme gereği duydunuz? Çünkü alanınız Türkiye'nin çoğu coğrafyasında daha fazla hakim olan bir coğrafyası var. Ege'ydi, Akdeniz'di, Kapadokya bölgesiydi. Hatta Güneydoğu'daki Mardin, Antep, Diyarbakır, Urfa bölgelerde tarih anlamında çok güçlü. Tabii Van'ı, Ağrı'yı da katarsa. Yani Türkiye aslında çok güçlü bir tarihe sahip. Şu an elinde bulundurduğu görünen tarih anlamında Karadeniz'den daha güçlü yerlerimiz var. Ama siz Ünye'ye gelmeyi tercih ettiniz. Bu anlamda neden Ünye'ye geldiniz desek ne dersiniz? Doğruyu söylemek gerekirse bunun iki nedeni var. İlk nedeni mantıksal seçenekten bahsetmek isterim. Çünkü pandemi kuralları neticesiyle bağlı bulunduğumuz kurum ara verdi eğitimlere. Bu nedenle mantıksal olarak Ünye'ye, yani doğduğum yere, baba evine geri döndüm. Çok güzel. Duygusal sebep daha ağır basıyor mantıksal sebebe göre. Pek çok yeri gezdik evet. Anadolu'da, Anadolu coğrafyasında. Çeşitli yüzey araştırmaları ve arkeolojik kazılara katıldım. Oralarda turizm ve sanat tarihi açısından görmüş olduğum bazı enler var, ilkler var. Çok değerli projeler vardı.
Ünye'de bu projeler neden olmasın, neden yapılmasın ve bu Ünye'nin katkısına neden sunulmasın diyerek Ünye'ye geri döndüm diyebilirim. Bu Anadolu'da, Türkiye kırsalında, Türkiye anakarasında görmüş olduğum pek çok proje aslında Ünye'de çok başarılı bir şekilde uygulanabilir. Çünkü çok doğal yanları var Ünye'nin. Anladım. Evet, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi şöyle bir özelliğiniz de var sizin, ben sizi tanıdığım günden beri. Sosyal hayata ve sivil toplum örgütlerine karşı bir duyarlılığınız var. Bu anlamda gerçekten Ünye Turizm İşletmeciler Derneği'ne, Ünye'ye geldiğinizde neredeyse ilk iş olarak derneğimize üye oldunuz. Evet. Şimdi buradaki şöyle bir cevabı arıyorum. Neden Ünye Turizm Derneği ya da başka bir dernek değil? Bu anlamda gerekçeli olarak sizden öğrenmek istiyorum. Tabii, üniversitede sosyal sorumluluk projelerine dahil olmuştum. Her dönem. Evet. Neredeyse öğrenci topluluklarına üye olup öğrenci topluluklarında liderlik görevlerini elde ettik. Ardından Ünye'de, yani zaten sosyal projelere katılmışken, bu ruhu hazır yakalamışken devam ettirmek istedim. Geri döndüğüm ilk andan itibaren Ünye'de ne tür dernekler var, ne tür sosyal projeler var, onları takip ettim, onları okudum ve sizi araştırdım. Sizin dışınızdaki olan dernekleri de araştırdım. Ve bana en mantıklı gelen, en olumlu gelen dernek sizin yönetmiş olduğunuz, sizin başkanı olduğunuz dernekti. Çünkü yani bu konuda olumlu hareketlenmeler ve aktif yönde aktif hareketlenmeler yapan bir dernekti. Duyduğum dernek profili. Çok teşekkür ederim. O nedenle ederim. Size başvurdum. Evet, aslında bu bir dernek olarak duyulması istenen ama böyle canı gönülden söylendiği zaman da gurur veren bir şey. Ben teşekkür ederim. Ediyorum. Biz de özellikle teşekkür ederiz. Çünkü Ünye'miz sizle birlikte hem bizim derneğimiz hem de Ünye'miz güzel bir güç kazandı. Ve yaptığımız çalışmalarda zaten biraz sonra fotoğraflarda göreceksiniz. Şimdi şöyle demek istiyorum. Şimdi Ünye'mizin sanat tarihçisi gözüyle bir fotoğrafını çekmek istesek, gezdiğiniz yerler var, çalışmalar yaptığınız yerler var. Hem yüzey araştırmaları olsun hem arkeolojik araştırmalar olsun. Bunlarla kıyasladığımızda Ünye'nin pozisyonunun fotoğrafını çekebilir misiniz? Yani ne dersiniz Ünye'mizle ilgili? Çok yönlü bir fotoğraf çekerdim sanıyorum. Çünkü her aşamada, her tarihi dönemde bir kalıntısı var Ünye'nin. Cumhuriyet Meydanı'ndaki Bizans duvarından alıp Aya Nikola Kilisesi, kilise adacığına kadar olan bölgeyi tek kareye alamayız. Çünkü arada ve dağların eteklerine doğru olan eski mahalle, eski dokular var. Özellikle onları çekmek isterdim, eski mahalle dokularını. Oradan yukarı çıkıp biraz daha meydana doğru indiğimde de Kadılar Yokuşu'nu çekmek isterdim. Kadılar Yokuşu benim çocukluğumdan beri olan, hayran duyduğum bir yokuş çünkü. Orası eski bir mahalle olarak. Beylikler döneminden itibaren başlayan kadı kültürünü, kadılar kültürünü orada çok iyi yansıtabiliriz diye düşünüyorum. Şimdi zaten aslında arka fonda genelde ben hep her programda Ünye'mizin bir değerini fon olarak kullanıyorum. Tabii turizmci olmamız da maalesef turizmci değerlerimizi de öne çıkarmaya çalışıyoruz ve bu akşamki konuk olarak da sizinle beraber programda arka fon olarak Kadılar Yokuşu'nu özellikle tutmak istedim. Neden? Gerçekten yani hem pozisyon olarak kimlik anlamında çok güzel, hem doku anlamında çok güzel ve orada hem de son dönemlerde özellikle güzel olmayan şeyler de var. Bunların en başında o Kadılar Yokuşu müzeye doğru Sabri Katı Konağı'ndan aşağıya inen o bant da gerçekten bir rehavet çökmüş. Yani cansızlık var, yaşanmayan bir sokak, yaşatılması gereken bir sokak ve aynı zamanda da sahip çıkılması gereken bir sokak. Bu anlamda zaten ilk çıkarken zaten Kadılar Yokuşu'na hamamın oradan döndüğümüzde o dışarıdan merdivenli evin maalesef giriş kapısı, ilk giriş kapısı çift giriş kapılı bir ev yan yatmış. Yani kapının büyük ihtimalle ufak bir sarsıntıda düşme ihtimali var. Ve bir an önce de o evlere dokunmak lazım. Bu anlamda hem ona dikkat çekmek hem de Kadılar Yokuşu ile ilgili hem belediyemizde hem kaymakamlığımızda hem il müdürlüğümüzde çok çalışmalar yapıldı ama hep yapılıp bırakılan çalışmalar var. Yani yaşaması anlamında, nefes alması anlamında yapılan bir çalışma yok şu an. Öyle bir çalışma olsaydı zaten şu an Kadılar Yokuşu gerçekten gidilmesi gereken bir yer olurdu ve yaşayan bir sokak olurdu.
Şu an kimlik anlamında kültür yolu bandının ana kalbini oluşturan bir bölge Kadılar Yokuşu. Ama şu an kalbimiz maalesef kırık durumda. Hem kırık, güzel bir ifade, hem de atayım mı atmayayım mı derdinde, yani yaşasam mı yaşamasam mı derdinde. İşte bu gibi değerlerimizi yaşatmak aslında çok kolay. Yani Ünye'mize turizm şehri kimliği kazandırırken, ki aslında esas amacımız Ünye Turizm İşletmecileri Derneği olarak şuydu: Ünye'miz bu değeri hak eden bir şehir. Yani tarihi olan, turizmi olan, sanatı olan, sanatçısı olan ve gerçekten sizin gibi de tarihle ilgili bilim insanlarının olduğu güçlü bir şehir. İşte bu güçlü şehrin gücünü ortaya çıkarmak ve buna da dikkat çekmek istedik. Bu anlamda gerçekten bu akşam çok ciddi katkı sunacaksınız inşallah bize ve dinleyenlerimize. Ali Gürel Bey izliyor bizi. Teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum hocama ve Adnan Bey'e. Bir Tutku Dur Karavan Derneği olarak 3-11 Nisan, evet, fuarı var. Ünye'mizi temsil edecekler inşallah. Bu manada, evet, size bir soru daha sormak istesek. Şöyle bir şey, turizm kimliği olan bir şehirde Ünye Belediyesi'nde veya diğer belediyelerde sanat tarihi uzmanı var mı? Nedir durumu? Ünye Belediyesi'nde sanat tarihi uzmanı masası var mı yok mu henüz? Yani o konuda tam bir bilgi sahibi değilim ama gördüğüm kadarıyla sanat tarihi alanında bir eksiklik var Ünye Belediyesi'nde. Eminim belediye bu yöndeki eksikliği olumluya çevirip giderecektir. Her belediyede olması gerekiyor normalde. Bir sanat tarihçisi ve arkeolog. Yanılmıyorsam Çanakkale Belediyesi'nde bir arkeolog var. Sanat tarihi uzmanı da olsa gerekti. Oradaki kazılar ve herhangi bir yol çalışmasında bulunması maksadıyla. Ünye Belediyesi'nin de son dönemlerde dikkat çekmişsinizdir. Büyükşehir Belediyesi ile beraber bazı projeleri var, yol çalışmaları projesi gibi. Evet. Takip ediyorum ben de ve ne yazık ki herhangi bir sanat tarihçisi ve arkeolog masası bulunmadığı için belediyeye bağlı. Onlar da uzman olarak bu yol yapım çalışmalarına ya da yol altı çalışmalarına katılım sağlayamıyorlar. Bu konuda her belediyenin sanat tarihi ve arkeolog masası olması gerekiyor. Çünkü belediyenin eksiklerini kültürel açıdan en iyi görebilecek kişi bu kişilerdir. Bu bakımdan belediye bunları dikkate alacaktır. Aslında Ünye barındırdığı değerler anlamında böyle bir şeye, personele veya bilen bir insana ihtiyacı olan bir şehir, evet, aslında. Evet. Bu anlamda işte bir de şu var, KUDEP dediğimiz Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu. Hı hı. Gerçekten bu Ankara, İstanbul, İstanbul'un birçok ilçesinde, Aydın, Elazığ, Giresun'da dahi olan, Şırnak ve Cizre'de dahi olan bir kurum. Hı hı. Böyle bir kurum aslında Ünye'nin de ihtiyacı değil mi sizce, ya da tabii, Ordu bazında bakarsak? Evet evet, Ordu bazında bakarsak kesinlikle ihtiyaç. Ordu sadece kendi ilçe sınırları içine bakmıyor. Bölgesel olarak bölge ilişkileri konusunda da Ordu çok sağlam projeler yapıyor. Bölge ilişkileri konusunda da KUDEP kurulursa eğer Ordu masasında, Ordu bölgesi için, bölge ilişkileri konusunda da KUDEP yardımcı olacaktır. İlişki arabulucu masası olacak çünkü. Herhangi bir projede KUDEP belediyeyi çok doğru ve bilimsel yönde yönlendirecektir. Şimdi aslında derneğimizi kurduğumuzda şöyle bir halk eğitim bünyesinde bir kurs verdik. O kursun amacı da şuydu: kırsal turizm etkinlikleri ve doğamızda, köyümüzde, mahallelerimizde olan değerlerimizi fark ettirmek için. Hı hı. Ve bu anlamda gerçekten böyle bir kurs verilmek istense buradaki hedef kitle ne olmalı, ya da böyle bir kursa Ünye gibi bir şehirde ihtiyaç var mı sizce? Evet, bence var. Çünkü son dönemlerde haberlere dikkat çekiyorum. Kaçak kazılar artmaya başladı. Güvenlik güçleri tarafından yakalanan kaçak kazıcılar. Evet. Özellikle muhtarlara, asayiş birimlerine bu eğitimlerin verilmesi gerekiyor. Çünkü muhtarlarımız da çok ilgili. Kaçak kazıyla karşılaştıklarında neler yapabileceklerini onlara doğru, net bir şekilde aktarmamız gerekiyor. Ve herhangi bir bulguyla karşılaştıklarında, tanımadıkları bir kültürel malzemeyle, arkeolojik bulguyla, veriyle karşılaştıklarında nerelere müracaat etmeleri konusunda eksiklikleri var gördüğüm kadarıyla. Başlangıçta asayiş personeline, yani jandarma ve polis kolluk kuvvetlerine, evet, kolluk, evet, kuvvetlerine, sonrasında da muhtarlara vermek gerekiyor. Çünkü halkı
en ilk aşamada halka en doğru, en net bir şekilde güvenliğini sağlayacak olanlar onlar. Aslında ona şöyle bir örnek verebiliriz. Neden bunu özellikle belirtmek istiyorum? En son medrese önü dediğimiz Perşembe'ye bağlı bir belde var. Önceden beldeydi, şimdi mahalle oldu. Oradaki balıkçılar denize ağ attıklarında böyle küpler falan buluyorlar. Amforalar. Ve bunu direkt amforalar, evet sizin tabirinizle, il müdürlüğünü arayıp hiç tahrip etmeden il müdürlüğüne teslim ediyorlar. Aslında ben buradan Sayın Valimize de seslenmek istiyorum. Aynı zamanda il müdürümüz Uğur Bey'e de. Neden bu tür duyarlı insanları valimizin imzasıyla tebrik etmek lazım. Yani ödüllendirmek lazım. Bir teşekkür belgesi o insanları hem motive eder hem de diğer insanlarımızı da aktive etmiş olur. Hem doğadaki tarihe karşı duyarlılıkların artmasında hem de o takdiri gördükleri zaman daha hassas davranırlar. Bir değer varsa onu yıkmak yerine değer katmak için, sahip çıkmak için ona sahip çıkarlar. Ama son zamanlarda dediğiniz gibi bakıyoruz. Özellikle art niyetli insanların, defineciler dediğimiz, aslında bir noktada bazen katkı da sunuyorlar. Yani tahrip etmeden yakalandıklarında bir eser kazanmış oluyor o bölge. Ama maalesef genelde tahrip ederek ulaşacaklarını düşündükleri için maalesef değeri de yok ediyorlar. Ama bu anlamda öncelikle özellikle ilk yardım konusunda ilk yardım çalışanlarına devlet şöyle bir şey verdi, eğitim verdi. Yani kriminal bir eğitim. Yani vaka eğer cinayet ya da teşebbüsü bir vaka ise onu hissedebilecek şeyleri, değerleri toplayabilmeleri, dokümanları o anlamda öyle bir eğitim verdi. Sizin dediğiniz nokta çok önemli. Jandarma, polis, zabıta kuvvetlerimize de öncelikle kolluk kuvvetlerimize sonra muhtarlarımıza bu eğitim verilmeli ki oradaki değerlerin ne olduğunu ilk bakışta görebilmeli. Yani tahrip edilme noktasında olsun, değer katma noktasında. Belki vatandaşa göre bir taş parçasıdır ama öyle bir tarihi değeri çıkar ki Ünye'yi bir anda dünyanın gündemine taşır. Evet. Yani biz Ünye bazında baktığımız için işte bu duyarlılığı sağlamak için aslında bu eğitimlerin gerçekten verilmesi lazım. Evet, yani bu konuda örnek vermek isterim. Kaçak kazılar öyle çok yoğunlaşmış ki Gaziantep bölgesinde, aslında Doğu Anadolu bölgesinde. Doğu Anadolu bölgesindeki jandarma insanlara göz açtırmıyor ve çok güzel veriler, sonuçlar elde ediyor kaçak kazılarla. Hiç izin vermiyor, hiç müsaade etmiyor. Siz de biliyorsunuz ki Zeugma Müzesi'nin açılmasına sebep olan Zeugma Müzesi gibi bir müzeyi Dünyanın ilk mozaik müzesi aynı zamanda. Kaçak kazı neticesinde bulunmuş mozaiklerde ve bu netice sonucunda Çingene kızı dediğimiz o mozaik yurt dışına satılmıştı ne yazık ki farklı yollarla. Nitekim bakanlığın el atmasıyla, çok uzun uğraş yazışmalarıyla beraber müzeye, ana vatanına geri döndü. Yani demem o ki kaçak kazılar aslında ana vatana, Anadolu'ya, Türkiye ana karasına bir hakaret olarak algılıyoruz çünkü. İnsanlar yaşadıkları, doğdukları şehre her anlamıyla, her basamağıyla sahip çıkmazlarsa eğer ve her basamağındaki bir yapı taşını dışarıya satarlarsa dışarıdaki insanlar da onu her türlü istismar edecektir. Bu konuda rica ediyorum halktan, herkesten, kaçak kazı gördükleri her noktada arayacakları ilk kişi jandarma ve polis olsun. Ardından muhtara hemen bilgi versin. Çünkü muhtar bu konuda müzeyi arayacaktır, jandarma müzeyi arayacaktır. Ankara'yla bağlantı kuracaklardır ve orada hemen bilimsel, bölgesel bir çalışma yapacaklardır. Aslında çok doğru. Aslında biraz önce de söylediğimiz noktaya geliyoruz Nevra Hanım. Niye? Şimdi insanlar duyarlı olduğu zaman hem deşifre olmaktan korkuyorlar hem de benim karım ne olacak? Yani oradaki tarihi değerin aslında onun kıymetlisi olduğunu bir farkında değil. Evet. İki bir beklenti içinde. İşte o balıkçıların bulduğu amforaların karşılığında ben hala ısrarla söylüyorum. Sayın Valimizin imzasıyla mutlaka mesela 15-22 Nisan turizm haftası var bir ay sonra. Bir ay bile az kaldı, 15-20 gün sonra. İşte o hafta içerisinde ben bunu Uğur Bey'e de söyleyeceğim. Mutlaka ödüllendirilmeli. Basına da ifşa edilmeli. Bu duyarlılıklarından dolayı balıkçılarımız kimse, Ahmet, Mehmet ne olduğu hiç önemli değil. Bu ödüllendirme, bu takdir, teşekkür yapılırsa vatandaş öyle bir karşılık gördüğünde duyarlılığı artacaktır, sahipliği artacaktır. Ve dediğiniz gibi de gözü daha açık olacaktır. Tabii öyle. Yani şunu demeli, oradaki bir iz
benim 1000 yıl sonra benim bırakacağım izin de korunması anlamına geliyor. O aslında gelecekteki kendisini korumuş oluyor oraya sahip çıkarak. İşte bu anlamda arkada da resimler fonda dönüyor. Özellikle siz derneğimize dahil olduktan sonra sahaya karşı duyarlılığınız bizim de heyecanımızı yukarı katlayınca gerçekten sahada güzel bir çalışma başlattık. Evet. Ve derneğimizin de sloganıdır: keşfet, hazırla ve tanıt diye. Yani keşfetmeden, hazırlamadan tanıttığınız zaman bu sefer bir yokluğa geliyor meraklılar ve geldiklerinde ulaşamadıkları için, hazır olmadığı için, tanıtım noktasında hazırlanmadığı için de hayal kırıklığıyla geri dönüyorlar ve daha bir daha gelme ihtiyacı duymuyorlar. İşte bu anlamda siz geldikten sonra mesela kalemizdeki ikinci bir çeşmemiz var. Gerçekten mimari yapı anlamında da çok kıymetli bir yapıya sahip, farklı bir yapıya sahip. Oranın tescillenmesiyle ilgili dernek olarak yazı da yazdık kurula. Onun cevabı da büyük ihtimalle yakın bir zamanda gelir. Ondan öncesinde Gürecülü mahallemizde gerçekten mimari yapısı anlamıyla çok özel bir şapel. Geçmişte de vardı, vatandaşlar da biliyordu ama gündeme taşımak, oranın koruma kuruluna yazısını yazmak, takibini yapmak, onların gelip o kayıt altına alması, sizin başına gidip takip etmeniz, işte bu şehrinin değerlerini sahiplenmek oluyor. Bu anlamda son dönemde yaptığımız işte Yaz Konağı Mağarası, Gürecülü Mahallesi, Kızılkaya gezimiz var. Gerçekten Ünye'miz aslında çok güzel, kıymetli bir yer. Ama sahiplenme anlamında biraz önce bahsettik ya, belediyede bir birimin olması gerekir. İşte o birimin hareketlerinin aslında olsa Ünye'mize daha çok şey katacağı anlamına geliyor. O gezilerle ilgili kısaca bilgi verir misiniz? Tabii vereyim hemen. İlk gezimiz yanılmıyorsam Yaz Konağı Mağarası'ydı. Biliyorsunuz orası fay hattı üzerine kırılmış olan bir kaya kütlesinin oluşturmuş olduğu bir mağara. İçinde yağmur şelalesi dediğimiz bir şelale kısmı var ve absidal bir yapı ile ilerlemiş bir yan duvarı. Daha da ileriye gidiyor. Yaklaşık 1 kilometre kadar ileriye gittiğini öğrenmiştik o gün. 2 kola ayrılmış bir mağara. Burayla ilgili turizme açılması konusunda bir faaliyet var şu anda Büyükşehir Belediyesi'nin. Evet. Ardından Gürecülü Mahallesi'ndeki taş ocağı ve şapel kalıntısını ziyaret ettik. Evet. Ali Rıza Bey başkanlığında diyelim. Çünkü en yetkili olan kişimiz. Kesinlikle. En bilgili buradan olan kişi Ali Rıza Bey'e de selamlarımızı gönderelim. Evet. Gürecülü Mahallesi'ndeki taş ocağı tarihlemesi konusunda biraz sıkıntıya düştük. Çünkü taş ocağını taşçı izi olmadan kesin tarih veremiyoruz. Orada çalışan ustaların antik dönemde, Bizans döneminde, Roma döneminde, Osmanlı döneminde, herhangi bir dönemde ustaların taşçı işareti bırakmasıyla beraber biz onları tarihlemeyi daha da kolaylaştırıyoruz. Her taşçı, özür dilerim, bir iz ya da işaret mi bırakıyor, kimlik mi bırakıyor her daha doğrusu? Her taşçı bırakmıyor ama nedense Batı Anadolu'daki taş ocaklarında bir takım izler var. Orta Anadolu'da, Selçuklu döneminde, Roma döneminde, Helenistik dönemde o dönemin bir takım tarihinde izler vermiş var. Oluyor. Evet, yani ben buradaydım. Atıyorum işte Stefanos isminde bir taşçı burada çalıştı şeklinde bir kısa monogram bırakıyor kendi isminin monogramını. Çok biz güzel. O monogramların stil kritiğini yaparak, harf kritiğini yaparak tarihlemeyi yaptığımız için, yapabildiğimiz için taş ocaklarını da o yönde tarihleyebiliyoruz. Oradaki şapel Bizans dönemine tarihlendirildi en genel anlamıyla. Çünkü biliyorsunuz ki şapeller yani Hristiyanlığın doğmasıyla beraber ortaya çıkmış Kızılkaya'da da iki tane var. Evet, Kızılkaya'da gizli da kayaya, şapel olarak, kayaya evet, oyma şapeller vardı. Yalnız Gürecülü Mahallesi'ndeki de kayaya oyma şapeldi. Fakat oradaki bağımsız bir kayaydı. Kızılkaya'daki şapeller de ana kayaya bağımlı olarak içeriye doğru mağara şeklinde oyulmuş şapellerdi. Saklı kiliseler deniyor, özür dilerim, Kızılkaya ile ilgili. O kimlik doğru mu o söylem? Size göre? Yani gizli ibadet yerleri yapmak amacıyla yapılmış deniyor. Her şey olabilir. Neden olmasın diyoruz. Her şey olabilir. Evet. Her şey olabilir. Çünkü ana kayaya oyma şapeller çoğunlukla ilk Hristiyanlık döneminde karşımıza çıkıyor. Ama son dönemlerde de karşımıza çıkıyor. Son Bizans döneminde de karşımıza çıkıyor. Bizans'ın son dönemlerinde karşımıza çıkmasının sebebi Türk akınları. Türklerin artık bölgeye yavaş yavaş gelmesi ve yerleşmesiyle beraber hakim Hristiyanları olmalarıyla birlikte. Hristiyanları sürmesi, yani Hristiyanların yer değiştirmesi
dinine bağlı olarak Hristiyanlık dininin biraz daha gizli saklı yapılmasına bağlı olduğunu düşünüyorum. Ama ilk dönemlerde zaten yasaktı Hristiyanlık. Biliyorsunuz 313 yılında Milano fermanıyla Konstantin'in yapmış olduğu bir fermanla Hristiyanlık yasal din, yani devletin dini değil ama özgür bir din olarak yaşamasına müsaade edilmiş bir din olarak ortaya çıktı. Onun ardından kilise yapıları, büyük kilise yapıları ve şapel yapılarını görüyoruz. Bu nedenle Gürecülü Mahallesi'ndeki bağımsız ana kayaya oyma Bizans dönemine ait şapel kalıntısı Karadeniz bölgesinde özellikle Ünye coğrafyası için önemli bir kalıntı. Kızılkaya'daki kalıntılar da ne yazık ki kaçak kazıya maruz kalmış. Maalesef. Orada çok değerli fresko kalıntıları vardı. Fresko alçı üzerine duvara yapılmış boya anlamında. Ve resimler oluyor. Evet, herhalde. Resimler oluyor. Genelde şapellerin abses kısımlarında İsa tasvirleri bulunur. Yan yüzlerde Yahya, yani İsa'yı vaftiz eden Yahya karakterinin resmi bulunur. Meryem karakterinin resmi bulunur. Meryem'in kucağında çocuk İsa karakteri de olabiliyor bazen bazı freskolarda. Evet. Onlar da bulunuyor. Şapellerin ya da kiliselerin nefleri dediğimiz yan duvarlarda da azizlerin, diğer kutsal kişilerin ya da İncil konulu, Tevrat konulu sahneler yer alır. Evet. Teşekkür ederim. Şimdi bu yaptığımız gezilerle ilgili konuşacağız. Ama Sedat Küçükoğlu gerçekten Antalya'da bir Ünye sevdalısı, fotoğraf tutkunu bir insan. İnşallah Ünye'ye de gelecek ve birlikte bazı geziler yapacağız. İyi yayınlar diliyorum. Antalya'dan selam demiş. Biz de selam gönderiyoruz. Alev Yiğit Yılmaz Hanımefendi, iyi yayınlar Adnan Bey. Sizin programı izlemek beni çok bilgilendiriyor. Programınız çok güzel demiş. Çok teşekkür ederiz. İbrahim Sobi ağabeyim, iyi yayınlar, başarılar dilerim demiş. Teşekkür ediyorum. Alev Hanım şöyle bir soru sormuş. Çıkan eserlerin maddi bir değeri var mı sizin için demiş. Bizim için maddi değeri yok açıkçası. Eğer izinli bir şekilde bireysel olarak başvurulduktan sonra müze tarafından alınan eserler müze tarafından değer biçiliyor. O konuda uzman değilim, değer biçimi uzmanı değilim. O konuda yanlış bilgi vermek istemediğim için sorunuzu cevaplayamayacağım. Ama bizim için maddi değer dışında bilimsel bir değeri var çıkan eserlerin, buluntuların. Çünkü bilimsel veri elde etmiş oluyoruz ve dünya tarihine bir basamak daha eklemiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buna aslında Göbekli Tepe'yi çok ciddi bir örnek evet. verebiliriz. Neden? Çünkü bir çoban mı bulmuştu evet, onu da? Evet, çoban bulmuştu. Şimdi aslında insanlarımız kendini küçük görmesin. Yani ben köylüyüm demeyin. Öyle bir eser bulursunuz ki, yani sadece kendiniz değil, köyünüz değil, ilçeniz değil, bölgeniz değil, ülkeniz kalkınır. Evet. Yani olayı öyle görmek lazım. Yani bir buzdağının ucunu görmeyin sadece. Gerçekten o ucu ayakta tutan alt etekleri vardır ve en güçlü yeridir. Bu anlamda insanların duyarlılığını arttırmak, sahipliğini arttırmak zaten bizim amacımız. Şimdi yaptığımız gezilerde gerçekten Ünye'mizde çok değerler var. Ama tabii Alev Hanım'ın da sorduğu gibi insanlarımız genelde tarihi bir eser varsa mutlaka para değeri olarak görürler ve onun maddi değerini algılamak isterler. Ama şunu anlatmak lazım. Aslında devletimiz son dönemlerde, son 10 yıl içinde yanılmıyorsam, buluntularla ilgili vatandaşa bulan kişiye ya da getiren kişiye, müzeye getiren kişiye belli bir oranda değer de veriyor. Evet. İşte bu değeri aslında biraz daha arttırıp gelme oranını da yükseltse, mesela resmi kazıların baktığımız zaman biz de turizmci olduğumuz için takip ediyoruz. Bazı resmi kazılara da katıldım. Yani gözlem anlamında. Kazıyı yapan kişiye çok ciddi bir külfeti oluyor maddi anlamda. Gelen bütün personelin maliyetini karşılıyorsun, günlüğünü karşılıyorsun, iaşesini karşılıyorsun, getirmesini götürüyorsun. Yani bütün maliyeti kazıyı yapan kişi karşılıyor. Ve bulduğu buluntu anlamında diyelim ki 1 milyonluk bir eser bulduysa bunun küçük bir oranını devlet ona geri veriyor. İşte burada bir bence dengesizlik var diye düşünüyorum. Çünkü bu sefer insanlar biraz önce dedik, tarihe en büyük zararı gerçekten kaçak kazılar veriyor. Çünkü insanların odağında şu var. Bir kayada doğal bir şekilde olsa onda bir işaret görüyor ve o işarete göre onu kırdığı zaman, döktüğü zaman bir şey bulacağını düşünüyor. Ve doğayı, tarihi de tahrip etmiş oluyor. İşte burada şöyle bir mesaj verebilir miyiz? Sizin gözünüzde bir sanat tarihçisi, bilim uzmanı olarak
Ne yapmalı vatandaş bir şeyle karşılaştığında, nasıl hareket etmeli? İlk olarak dediğim gibi jandarmaya bilgi vermeli ve ardından hemen müze yetkilileriyle görüşmeli. Orada eğer kişi bir kazı projesi gerçekleştirmek istiyorsa, ancak maddi durumu yoksa bir üniversite hocasına da bilgi verebilir. İşte burası çok önemli. Evet. Yani arkeoloji ve sanat tarihi bölümündeki hocalara ihbar niteliğine gidiyor bu ve onlar da kendi yüzey araştırmalarını ya da kazı çerçevesinde gerçekleşecek olan yüzey araştırmalarına o noktayı işaretleyip o noktada bir proje yürütebilirler. Eğer Göbekli Tepe'deki gibi bir nokta keşfediyor iseniz fark etmeden anında bir proje başlatılır ya da müze tarafından veyahut üniversite hocalarımız tarafından anında bir proje başlatılır ve o projeye sizi dahil edebilirler. Çalışan olarak, bekçi olarak ya da işte yönetim, eğer bilim uzmanlarınız varsa onlara da dahil edebilirler. O çalışma içindeki değerlerden bir hak sahibi oluyor musunuz yoksa bir ödül anlamında herhangi bir katkısı var mı o ihbarı yapan, sahip çıkan vatandaşa? İhbarı yapan, sahip çıkan vatandaş buluyorsa eğer onu ve müzeye teslim ediyorsa müze onun değerini biçip değerini vatandaşa sunabiliyor tabii ki. Ama işte ben burada kazı yapmak istiyorum, işte şu şartlarım var, bütün her şeyi hazırladım, ekipmanlarım ve mali yeterliliğim de var. Kazıya izin verir misiniz? Müze eğer şartları sağladıysa ve alanı doğal sit alanına ve birinci dereceli sit alanını tahrip etmeyecek şekilde bir kazı projesi gerçekleştiriyorsa, bazı tabii şeyleri var, onların şartları var. Evet. Müze tarafından, Kültür Bakanlığı tarafından sunulan. Şartların oluşturulması gerekiyor. Evet, şartların oluşturulması gerekiyor. Müsaade ediyorlar. Yanılmıyorsam arsa sahibi ise eğer %50 olan değerini arsa sahibine veriyorlar. Arsa sahibi değilse %40 olan değerini kazıyı yapan kişiye veriyorlar. Ama yine bu konuda müze yetkilileriyle görüşmesi lazım. Ben o konuda kesinlikle uzman değilim müzecilik evet. konusunda. Evet, şimdi gerçekten Moda TV ekranlarından sanat tarihi bilimi uzmanı konuğumuz Nevra Arslan hanımefendi. Ve gerçekten ünyemiz için de kıymetli bir değer. Derneğimizle birlikte hareket ediyor ve derneğimize de destek veriyor dernek üyesi olarak. Ve gerçekten ünyemiz aslında turizm kimliği olan, yani resmi kimliği olan ve bu kimliği aslında çok aktif de etmemiş bir şehir. Aslında çok güçlü bir kimliği var ünyemizin. İşte bunu aktif etmek için de bazı çalışmalar yapması gerekiyor. Bunu da dernek olarak biz her zaman Sayın Başkanımızla da zaman zaman bir araya geliyoruz. İstişareler yapıyoruz ve katkılar da sunuyoruz. Sağ olsun kendileri de özellikle Aya Nikola Adası ile ilgili sohbetlerimizde fikirlerimize olan değerini gösterdi ve önerilerimize dikkat çekti. Biz hem dernek olarak hem de sivil toplum örgütleri olarak gerçekten şehrine değer katan bir amacı güdüyoruz ve onu da yaptığımızı düşünüyoruz. Bu akşam aslında özellikle maskeyle sizlerin karşısına çıktım. Çünkü gerçekten hastalık çok ciddi boyutta ilerleme kaydetmeye başladı. Ve bunun tek sebebi de maalesef bizim kendi duyarsızlığımız, kendi hassasiyetlere dikkat etmememiz. Ve gerçekten sağlık çalışanlarımızı ben bir kez daha yürekten tebrik ediyorum. Ve özellikle de sizleri sürekli tebrik edeceğim. Çok ciddi mücadeleler veriyorsunuz. Ve bu mücadelenin sahasındaki karşılığı da bizlerin duyarlılığı. Bu anlamda sizlere destek vermek ve duyarlı insanlarımızı da harekete geçirmek için maskeyle çıktım. İnşallah bu hastalığı bir an önce uzaklaştırmamız lazım. Çünkü sektör olarak da çok sıkıntıdayız Nevra Hanım. Evet. Turizm sektörü özellikle bu hastalıktan etkilenme sektörleri sıralayacaksak emin olun ki ilk sırada biz varız turizmciler olarak. Ve 2'yi 3'ü atlayıp 4'ü 5'i sayabiliriz. Yani o kadar ağır bir darbe aldık. Ve bu anlamda hükümetimizin birçok çalışması var ama en son yapılan değerlendirmede mesela ben biraz da sektörümü korumak anlamında bir iki mesaj vermek istiyorum. Özellikle götürü vergi olanlar vergileri alınmayacak ve çok güzel de destekleri oldu devletimizin ama gerçek vergiye tabi olan, vergi usulünde defter tutan bizim gibi esnaflara hem maddi anlamda bir destek verilmedi hem de sektörün devamlılığı anlamda bir can suyu anlamında şimdi sezon başlayacak. Ve bakıyoruz pandemiden sebep gerçekten kapanmalar var ve 6 aydır da restoran sektörü, yiyecek içecek sektörünün %80'i açık ama sadece paket servisi de diyor. Paket servisi emin olun ki iyi işletmeyi bırakın taşımayı
sadece aç kalanı belki doyurmak amacıyla gelen insanlara verebilir. Yani ticari aktivitelerini sürdürme şansı hiçbir zaman yok. Bu anlamda sezonun da başlaması gerçekten çok ciddi tedbirler alınsın. Ben buradan bir dernek başkanı olarak söylüyorum. İstediğiniz tedbiri alın hükümetimiz olarak. Biz hepsine uyacağız ve sektörümüzü bir an önce açmak istiyoruz. Ve emin olun geçen yaz bir tecrübe yaşadık. Hastalığı hiç tanımazken sektörel anlamda gerçekten sektörümüz hiçbir zaman ne personeli anlamında ne çalışanları anlamında ne de müşterisi anlamında hastalık anlamında bir negatif durumla karşılaşmadık. Şimdi zaten bir yıllık bir tecrübemiz var. Nasıl karşılaşacağımızı biliyoruz, ne yapacağımızı biliyoruz. Bu anlamda bir şekilde açılalım ve sürekli denetlenelim. Yani gerçekten sadece kağıt üzerinde değil. Kayıt altında, fotoğraflı, videolu işletmeler bir an önce nefes alsın ve sektörümüz adına da buradan mesaj vermiş olalım. Şimdi sanat tarihi dediğimizde gerçekten bizi Alev Hanım diyor ki, derneğinizin çalışmalarınıza ne gibi faydaları var bu çalışmanın? Şimdi şöyle söyleyeyim ben bir dernek başkanı olarak. Şimdi zaten kuruluş amacımız şehrin turizm değerlerine sahip çıkmak ve bu değerleri de kayıt altına almak, hazırlamak ve sunmak. Zaten biz şunu da hep iddia ediyoruz turizm derneği olarak. Hazır olmayan hiçbir destinasyonumuzu, bu tarihi olabilir, bu doğal olabilir, bu kültürel değerimiz olabilir, bu sanatsal değerimiz olabilir. Hazır değilse gelecek misafirlerimizin her türlü altyapısıyla birlikte biz onu tanıtmayalım diyoruz. Yani bizim şu an mesela Ünye Kalesi'ni konuşacağız. Gerçekten Ünye Kalesi buluntusu itibariyle de çok güçlü ve son projelerle de gerçekten ben buradan Atilla Akbaş Beyefendi'ye de selamlarımı göndermek istiyorum. Yani bir müteahhit için, bir Ünye, bir şehir için çok iyi bir müteahhite denk geldik. Şimdi Ünye bizim için kıymetli ama dersiniz ki müteahhitler işini yapar, parasını alır. Ben şunu gördüm, ben buradan samimiyetimle söylemek istiyorum. Bir müteahhit anca o kadar sahiplenir yaptığı işi, yaptığı sahayı ve değer verir. Ve bu anlamda Ünye gerçekten çok şanslı. Ve Ünye Kalesi'ne de artı değer katmak için yaptığı çalışmalarda biz dernek olarak ve sizin de nezdinizde takip ediyoruz. Ben Ünye Kalesi'ni özellikle sizin dilinizle dinlemek istiyorum. Teşekkür ederim. Nereden başlasam? Ünye Kalesi, Ünye ve bölge için ciddi manada değer kazandıran bir savunma hattı diyebiliriz. İpek Yolu güzergahı üzerinde ve çevre köyleri kervan yolunu, İpek Yolu'ndan gelecek olan han kitlesini koruyan askeri bir yerleşke alanı aslında. Ve bu yerleşkenin etrafında şu anda Kaleköy olarak bildiğimiz, evet, modern ismiyle, evet, Güzel Kale, modern ismiyle Güzel Kale olarak bildiğimiz köy yerleşmesi var. Acaba o dönemde kalenin kurulmuş olduğu, savunmanın kurulmuş olduğu dönemde de bir yerleşim var mıydı kalenin etrafında? Sadece savunma hattı içerisinde askerleri besleyen bir savunma yerleşimiydi. Bu konuda net bilgimiz yok çünkü bir arkeolojik çalışma yok. En yakın zamanda umuyorum ki bir arkeolojik çalışma projesi sunulacaktır bakanlığa. Atilla Bey'in yapmış olduğu dehliz çalışması iki aşamalı. İlk dehliz çalışmasında oradaki içinde bulunan mevcut atıl durumdaki olan kütlelerin hepsini kaldırıp orayı temizlemek. Ardından dehlizin aşağısına kadar yani son noktasına kadar olan doğal kütleyi temizlemekle olan bir aşamaydı. İki aşamalı dediğim o. Ve gördüğümüz gibi Ünye Kalesi bu konuda çok güzel bir örnek oldu aslında. Halk efsanelerinin sadece efsane olduğunu. Kesinlikle. Ve bu efsaneyi halkın kendi kendini nasıl büyüterek yaymış olduğunu da gösteren çok güzel bir efsane. İnandığını da görmüş olduk maalesef. Evet, inandığını da olmayana inandığını, evet. Orada Ünye Kalesi dehlizinin yani mevcut olan şu anda Atilla Bey'in çalıştırmış olduğu dehlizin içerisinde bir su kuyusu tespit edildi. Ve bu su kuyusunun kutsal olduğu yönünde bazı düşünceler var. Etrafında da amfora parçaları bulundu ve insan kafatası, insan kemiklerine ait iskelet kalıntıları bulundu. Ardından ahşap, yani kömürleşmiş ahşap parçaları bulundu. Bunu karbon 14 testi ve tarihlendirmeye
bize destek olan bir analizdir karbon 14. Ahşabın yaşını verir. Biz de bunu tarihlendirme kriteri olarak kullanırız. Karbon 14 testi için folyoları sarılıp laboratuvara gönderilecek. Müzeye gönderildi tabii ki onlar tüm buluntularla beraber. Amforalar şu an bildiğimiz kadarıyla Roma dönemi amforaları tespit edildi. Yani yıl olarak dersek? Yıl olarak inceleme yapmadığım için henüz. Tahmini o döneme de kıyaslarsak. Yani henüz bilemiyorum. Genel olarak Helenistik Roma diyebiliriz ama evet. Bizans dönemi amforaları da var. Milattan önce 1 ve 2. yüzyıla ait amforalar tespit edebiliyoruz. Ve içerisinde siyah kum bulunduran amfora parçaları da var. Siyah kumu biliyorsunuz, manyetik kum. Şimdi ben bunu ilk defa duyuyorum. Evet. Gerçek mi? Evet, manyetik kum. Yani içinde siyah kum bulunan amforalar Peki, da var. Ne amaçlı olabilir o siyah kumlu amforalar? Yapıştırıcı, yani kili birbirine bağlayan madde olarak kullanmış olabilirler onu. Siyah kum. Enteresan. Evet, yani kuvars kullanıyoruz aslında. Yani kullanılıyor seramiği üretimi aşamasında. Kili birbirine bağlamak için yani... Kil hamurunu sertleştirmek için evet. Evet, sertleştirmek için kullanılıyor kuvars taşları ya da saman parçacıkları. Evet, doğru. Manyetik kum da kullanılmış olabilir. İyice incelenmesi gerekiyor tabii ki. Sadece siyah kum mu bulunan? Evet, kil yani ve siyah önemli. Kum. Kil ve siyah kum beraber kullanılmış. Evet, bu aslında özür dilerim ben hemen araya girmek zorundayım. Neden? Çünkü manyetik siyah kumun ünide doğduğu projede ilk 4 kişiden yani 4 kişiden biri de benim çünkü. Ve buna da inanmış insanlardan biriyim. Manyetik siyah kum gerçekten Ünye'nin çok doğal değerinin yanında turizmsel bir kimliği oldu. Bunu aslında son dönemde Büyükşehir'in yaptığı bir bence hata olarak görüyorum. O hatayı inşallah bir daha yapmamalarını da diliyorum. Çünkü birlikte ordu, birlikte turizm yapacaksak her yerin değerini hep birlikte sahiplenmemiz lazım ve hep birlikte öne çıkarmamız lazım. Bu anlamda yani... Yaklaşık söylenen rakam 2000-2500 yıllık bir tarihi olan Ünye Kalesi'nin 250 metre derininde bir amforanın içinde manyetik siyah kum bulunduysa buradan ilk defa duyacaksınız, duyuyorsunuz. Ben de ilk defa duyuyorum ve şaşırdım. Ve ben aslında biz doğru yolda olduğumuzu, manyetik evet. siyah kumun binlerce yıla sahip kullanıldığını biz hep söylüyorduk. Aslında burada çok ciddi bir değer de katmış oldunuz. İnanın ben bunu ilk defa duyuyorum evet. ve heyecanlandım. Evet. Çünkü bizim araştırmalarımızda işte İpek yoluyla birlikte insanlar denize işte 2-3 amaçla inerdi. Bunlardan bir tanesi savaştı, şuydu, buydu. Bir tanesi ticari faaliyetlerini sürdürmek. Bir tanesi de sağlık amaçlı inerlerdi ve kum banyosu yapmak isterlerdi diyorduk. Ve bunu da aslında ispatlayan bir şey oldu, buluntu olmuş oldu. Bu anlamda manyetik siyah kumun buradan büyük şehrimize de seslenmek istiyorum tekrar. Biraz ironik olacak. Yani biz 3 yıl önce bulduğumuzu düşündük ama bu 2000 yıl önce de bulunmuş ve bu Ünye'den doğan bir şey. Bunu da ispatını yapmış olduk. Evet, zaten Karadeniz'e ismini veren de bu kum. Çünkü Avar, yanılmıyorsam Avar Türkleriydi, yanlış hatırlamıyorsam. Ya da şöyle diyeyim en genel anlamıyla gelen Türk boyları Türkçe konuştukları için doğal olarak... Karatengiz demişler Karadeniz'e. Şu an modern anlamda ismini yerleştirdiğimiz deniz ve denizin etrafındaki bölge Karadeniz diyoruz. Ama Kara eskiden de ve gelen deniz. Evet, eski gelen Türkler yani Türk akınlarıyla beraber Karatengiz, Karadeniz anlamında o siyah kumlarla birlikte Kara ismini de almış olabilir. Evet, evet. Aslında bu Ünye'nin bunun da merkezi olduğunu da ispatlıyor. Aslında kara kum dediğimiz manyetik kum Karadeniz coğrafyasının tamamında olan bir şey ama Ukrayna ve Makedonya o bölgelerde özellikle yakın ülkelerde kullanıldığına baktığımızda araştırmalarda biraz da çakılın incesi gibi ama Ünye coğrafyasında olan gerçekten mikron anlamında çok küçük olması Ünye'nin de bir artı özelliğini ortaya çıkarıyor. Bu anlamda da bence sağlık ve diğer artı etkilerini de ondan veriyor diye düşünüyorum. Evet, Ali Engin Bey bizi izliyor. Hayırlı yayınlar demiş. Teşekkür ederiz. Evet, bazı şeyleri kaçırmışım. Metin Giden Beyefendi hayırlı yayınlar, hayırlı akşamlar demiş. Teşekkür ederiz Metin Bey. Talip Aydın Beyefendi hayırlı akşamlar başkanım demiş. Teşekkür ediyorum. Malik Bey bizi izliyor Giresun'dan. Ünyeli kendisi Giresun'da iş yapıyor. Allah yardımcınız olsun. Zor durum demiş. Teşekkür ederiz Malik Bey. İnşallah bu zorlukları birlikte aşacağız.
Resul Ebrem Bey gerçekten iyi yayınlar dilerim, saygılarımla demiş. Saygı ve sevgiyi biz gönderelim. Resul Bey, Gaga Gölü var Fatsa'mızın. Gerçekten aslında Fatsa'nın gerçek kimliği olan bir hem doğal destinasyon hem de adasında barındırdığı tarihi dokuyla birlikte çok güçlü bir destinasyon. Farkına varamadığı bir değer. Yani Fatsa'nın, yani Gaga Gölü adeta bağırıyor beni fark edin evet. diye. Ama maalesef Fatsa Gaga Gölü'ne arkasını dönmüş. Ben seni duymuyorum diyor. Ben Ünye'li bir insan olarak gerçekten Ünye Fatsa ayrımı yapmayıp turizm kimliğiyle sadece Fatsa'nın değil Ünye'nin de bir değeri diyorum Gaga Gölü için. Ordu'nun da bir değeri, ülkemizin de bir değeri. Bu anlamda o sesini Gaga Gölü'nün birlikte duyuracağız diyorum. Resul abiye selamlar gönderiyorum. Alev Hanım bir şey sormuş. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Ünye Kalesi'nde birinci ve ikinci etap kapsamında saha yüzeyi çalışmalarını tamamladığını belirtmişti. Peki şimdi son durum nedir? Ne zaman halka açılıp gezilecek? Evet, şu bununla anda, ilgili sizin bilgileriniz varsa alalım. Evet, benim bildiğim kadarıyla şu anda restorasyon çalışması hala devam ediyor dehlizdeki. Ve dehlizin turizme açılması yönündeki bir takım adımları var Atilla Akbaş Bey'in. O aşama bittikten sonra bir arkeolojik kazı çalışması düşünülüyor. Kazı çalışması yapıldığı esnada halkın da gezip görebileceği düşüncesiyle bir yürüyüş yolu platformu oluşturmak var herhalde şu anda belediyenin isteği o yönde. Mevcut yeni yapılan sur hattı üzerinden aşağıdaki kazıyı gezebileceği bir yürüyüş platformu oluşturabilir. Hem kazıyı göreceksiniz hem de kaleyi gezebileceksiniz diyebiliriz. Şimdi geçen belediye başkanımız da söyledi inşallah bir an önce kaleyi hizmete açacağız diye. Aslında Ünye Kalesi gerçekten çok gezilmek istenen ama maalesef dehlizden çıkan molozlar da girişe koyulduğu için aynı zamanda ulaşım anlamında yolla da ilgili sıkıntıları var. Büyükşehir bir çalışma başlattı ama şu an durduğunu biliyorum. Bütün bunlar öndeki molozların kalktıktan sonra dediğiniz gibi bir yürüyüş bandıyla hem kazı çalışması yapılırken hem de ziyaretçi kabul eden Karadeniz bölgesinde bir ilk olacak evet. galiba bu. Şimdi bütün bunlar aslında turizm şehri kimliğinin ve turizm değerlerinin ne kadar güçlü olduğunu da gösteriyor Ünye'mizin. İşte bunu yönetmek için artı bir masa kurmak lazım. Ben bunu yıllardan beri, yıllara sahip de hep söylüyorum. Çünkü bir, bunun için sebeplerin çok. Birinci sebebin, en büyük sebebin zaten derneğimizin de 2016 yılında aldırmış olduğu turizm şehri kimliğim var. Bu en büyük sebeplerden biri. Bunları destekleyen tarihi değerlerim var. Bunun yanında kültürel varlıklarım var. Bunun yanında gerçekten kadıları yetiştirdiğin tarihsel bilim insanlarım var, tarihsel kimliklerim var. Ve en önemli değerlerimizden biri de İpek Yolu'nun denizde buluştuğu bir kapıdasın, bir kapısın aynı zamanda. Zaten Ünye'nin liman şehri olma kimliği zaten geçmişten gelen güçlü olmasını da ortaya çıkarmış. Kültürünü de o arttırmış zaten. Şimdi bütün bunları topladığımızda Ünye Belediyesi gibi bir kurumda gerçekten turizm masasının, turizm gözünün ayrı bir birim ve müdürlük olarak olmazsa olmaz bir müdürlük olarak karşımıza çıkıyor. Ve bunu Büyükşehir kurulduğu gün yaptığım basın açıklamasında da aynen şöyle söyledim. 2014 yılıydı yanılmıyorsam. Dedim ki bir an önce Kültür Turizm Daire Başkanlığı kurulsun. Çünkü Ordu gerçekten hem doğal değerleri anlamında ki sizin fikrinizi de biraz sonra alacağım kıyaslama anlamında hem tarihi kültürel değerler anlamında çok büyük bir coğrafyaya sahip, değerlere sahip. Ama baktığımızda bir Yason'da yapılan hata, bir Hoynat Adası'nda yapılan hata, bir Boztepe'de çok şükür en son dokunuşta güzelleşti. Ve sahil bandında yapıldığı zaman düzenlemesini özellikle Altınordu sahilinde baktığımızda kimliksiz bir sahil. Mesela şimdi Ünye özeline döndüğümüzde Feyz Çakmak sahilinde bir sahil bandı düzenlemesi var. Şimdi özellikle bunu ben Büyükşehir'den istirham ediyorum. Ve aynı zamanda peyzaj düzenlemelerinde de eksikler yaşıyoruz. Çünkü öylesine bir yeşillendirme yapılıyor ve çiçekler dikiliyor ve anlamsız şekiller veriliyor o çiçekliklere. Yani bizim kimliğimiz olan fındığımız var, birçok değerimiz var. Bir tane fındık olan motifimiz yok. Yani çok enteresandır. Yani Nevra Hanım ben bunu hep şaşırıyorum. Çünkü Ordu'ya Ünye kapısından girdiğimizde batı yakasından diğer başına gidelim Gülyalı'ya, Doğu yakasına. Burası Ordu diyebileceğimiz emin olun hiçbir
kimlikli bir argümanımız yok, noktamız yok. İşte bunların bütün eksikliklerinin sebebi bence bu birimin olmayışı. Ve her projede bu birimin son noktayı koyması lazım. Yani projeyi bütün alandaki mühendisler, mimarlar bitirmeli ve sonunda o projeye o birim bakacak. Diyecek ki şu noktalarda şu şekilde dokunmamız lazım diyerek son noktayı koyması gerekir. Bunu da ünyemize indirgediğimizde Turizm Müdürlüğü'nün Ünye Belediyesi bünyesinde, çünkü icra bir makamı belediye. İşte bu anlamda olmazsa olmazı diyoruz. Bunları da hepsini bir araya topladığımızda sizin gözünüzde önce Ordu ili ve ilçeleri bazında, sonra Ordu Karadeniz bölgesi anlamında ve gezdiğiniz, çalıştığınız alanlarla kıyaslarsak ünyemizin artıları eksileri ne diyebilir miyiz? Siz de değindiniz. Eksilerden başlamak istiyorum tabii önce. Ki. Çünkü eksileri görürsek artıları daha iyi değerlendiririz. Turizm masasının olmaması sebebiyle Ünye'ye gelen kişi acaba ben neredeyim? Şimdi buradasınız tabelası dahi esprisi yok. Dahi yok. Yani, acaba ben neredeyim? Burası nasıl bir yer? Buradaki halklar kimlerdir? Halkların yaşam alanları nelerdir? Kimler yaşamış burada daha önce? Bu halklar nelere inanmışlar? Sadece Müslümanlık mı vardı burada? Sadece Rumlar mı vardı? Türkler ne zaman geldi? Hristiyanlar ne zaman gitti? Rumlar ne zaman gitti? Yani bu konuyla ilgili herhangi bir bilimsel çalışmayı ispatlayacak bir veri elimizde yok. Yani turizm anlamında söylüyorum. İkincisi, yol bandında yapılacak olan bisiklet yolundan sonra bir peyzaj düzenlemesi bekliyorum ben Büyükşehir Belediyesi'nden. Çok mantıklı, çok hatta yenilebilir çiçekle yerleştirebilirler oraya. Çünkü hayvanların başı ağrıdığında ota sarılıyorlar. Özellikle köpekler, sokak hayvanları yani çok ot doğru. Ot yiyorlar. Yenilebilir çiçekler ekilebilir o kısımlara. Hemen parantez açayım. Şimdi özellikle çok özel bir noktaya değindiniz. Bu sizin aslında sosyal sorumluluk anlamındaki duyarlılığınızı da gösteriyor. Şimdi peyzaj düzenlemesinde ben bunu özellikle park bahçelerle paylaşacağım. Buradan da bu fikir tamamen Nevra Hanım'ın fikri. Ben özellikle fikir insanlarını özellikle anmak istiyorum. Çünkü fikir hırsızlığı denen maalesef en ağır hırsızlık aslında fikir hırsızlığıdır. Çünkü bir insan kendini 10 yıl, 20 yıl, belki 30 yıl donatır. Onun için çalışır. Fikrini sunar. Kabul görmez. Birileri o fikri alır. Kendi fikriymiş gibi ortaya sunar. İşte buradan kayıt altına alınmış olsun bu canlı yayınımız. Yani peyzaj düzenlemelerinde sokak hayvanları biz de şahit oluyoruz. Evet. Özellikle kedi ve köpekler. Bazen bakıyorsun ot yiyor. Yedikleri ot da bir çeşit ot. Neden? Dediğiniz gibi başı ağrıdığında ya da midesiyle ilgili bir rahatsızlık yaşadığında, bunu veteriner hekimlerimiz çok iyi bilirler. Hangi otsa aslında belli noktalarda, belli aralıklarla dediğiniz gibi o otun, o bitkinin peyzajın üzerinde doğal haliyle bir yerden sökülüp oraya getirip dikilmesi. Aslında ordumuzda sokak hayvanları dersek yanlış olur. Dostlarımız diyelim. Onlar da bu dünyanın bir parçası. Onlara karşı duyarlılık anlamında Türkiye'de öne çıkaracak bir düşünce aslında. Evet. Ve buradan da onu ben takip edeceğimi de size söylemek istiyorum. Tamam, yani bu her anlamda sürdürülebilir ve engelsiz bir şehrin kapısını açacaktır. Herkes için söylüyorum. İkincisi, eskiden biz çok oynardık. Ne yazık ki çocuk parkı sayısı azalmış. Ünye geleninden bahsediyorum. Ne hangi mahalleye giderseniz gidin, mahallenin merkez noktasında bir park var, sonrasında park yok. Ama engelli olan aileler, engelli olan anneler, babalar çocuklarını nereye götürecekler? Bu yönde bir çalışma bekliyorum. Atatürk Parkı'nın girişinde şu anda belediyenin yapmış olduğu bir çalışma var. Zannediyorum ki oraya bir masal platformu yapacaklardır. Geçenki olan görüşmemizde bunu dile getirmiştik çünkü belediye başkanımıza. Evet. Orada anne çocuk, anne baba çocuk beraber eğlenebilecekleri bir masal diyarı şeklinde yeni bir yüz kazandırabilirler. Bu turizm anlamında da bir getiri sağlayacak. Çünkü yurt dışından gelecek olan çocuklu aileler de orada zaten görmüş oldukları, okumuş oldukları masal karakterlerini daha samimi bulacaklar, daha sıcak bulacaklar ve evlerinde hissedebileceklerdir. Biliyorsunuz ki mutluluk çocukluktan itibaren inşa edilen bir yapı. Kesinlikle. Eğer kendi Ünyeli çocuklarımıza ya da yurt dışından gelecek olan ama ailesi yurt dışında yaşayan herhangi bir karakteri Ünyeli olan
birisine bile o mutluluğu en temelden tesis etmemiz gerekiyor. Birinci aşama bu. Çocuklara, engelli bireylere ve sokak hayvanlarına yönelmeliyiz. Ardından ülkenin turizmini nasıl geliştirebiliriz? Bu noktada bahsettiğimiz tüm masaların, tüm birimlerin aktif bir şekilde çalışması ve her projede son imzanın, son katkının bu birimlerin olması gerekiyor. Ünye Kalesi'ndeki örnekteki gibi yeni sur hattı yapılmış ama yeni sur hattını savunma duvarını cazip kılacak, halkı oraya yönlendirebilecek herhangi bir turizm altyapısı henüz yok, tanıtımı yok. Sayın Başkan'ın Ünye Belediyesi'nin döner sermayesini sağlayabileceği doğal gıda maddeleri, doğal gıda yani herhangi bir marmelat olabilir, turşu olabilir. Bunların üretimine geçti. Öyle bir girişimi var. Çok başarılı buluyorum o girişimi. Bu girişimi Ünye'nin tanıtımına ek malzemelerde gerçekleştirebilir. Bunu sizinle beraber biz de aktarmıştık zaten. Evet. Atıyorum bir salatalık turşusuna, bir biber tuzuna Ünye'nin bir tarihi noktasının görselini oraya yerleştirebilir ve o görselin altına QR kod yerleştirdikten sonra herkes artık akıllı telefon kullanabiliyor. Öyle kabiliyete sahibiz. Her şeyi öğrenebiliyoruz çünkü. QR kodu akıllı telefona okuttuktan sonra Ünye Kalesi'nde gezebilecek. Resimle ilgili fonda resimde ne varsa tamamen evet, gezebilecek. Çok güzel. Aya Nikola Adası ve Aya Nikola'yı Anakara'ya bağlayan antik yol düzenlemesi, taş yol düzenlemesi. Onun bir fotoğrafını ya da eski dönemlerde nasıl kullanılıyorsa bir tiyatro gösterisi şeklinde bir video yayınlayabilecek. İşte kavanozun üzerindeki QR kodu okuttuktan sonra Aya Nikola'nın Bizans dönemindeki kullanım alanını görebilecek. Aya Nikola'da ibadete gitmiş, oraya işte bir Ortodoks ibadete giderken ne tür ritüeller gerçekleştiriyor, kıyafetin onu izleyebilecekler. Nasıl bir kıyafet? Evet. Romalı kıyafetleri nasıldı kaleye girerken? Bir Romalı asker, Mitridat döneminde yaşayan asker nasıl giyiniyordu? Onların giyimi, kuşamı, teçhizatı nasıldı? Yay mı kullanıyordu, silah mı kullanıyordu? Ateşli silahlar nasıl üretildi? Yani bu konuyla ilgili bir başvuru kaynağı bile olabilir Ünye, turizm anlamında. Evet. Ardından İpek Yolu güzergahı Ünye'den geçiyor. Evet. En göbekten geçiyor hatta. Kesinlikle. Hanları toplayıp... Evet. Ünye'de bulunan hanları, eski hanları toplayıp ya da eski ticaret noktalarını toplayıp 1500'lerde Ünye'nin hali, 1500'lerde Ünye şu şekilde görünüyordu şeklinde yine kavanoza bir QR kod yerleştirerek Ünye'nin kronolojik dizilimiyle beraber Ünye'de kolayca gezebilecek. Tarihi bir sayfa açmış olacak. Evet, Ünye'de. Tarihi bir sayfa açmış olacak. Bunu kim yapacak? Bunu Ünye Belediyesi yapacak. Ama Ordu o Belediyesi. Birim yapacak. Ünye evet. Belediyesi'ndeki istediğimiz Ünye birim Belediyesi'ndeki yapacak. Ünye Belediyesi'ndeki turizm, sanat tarihi ve arkeolog uzmanlarla beraber bu proje gerçekleştirecek. Tabii ki yazılımcıya da ihtiyaç var. QR kodu mantıklı bir dizilimle, mantıklı bir web tasarımıyla beraber bir yazılımcıya da ihtiyaç var. Evet. Görsel düzenini yapacak, görsel dizaynını yapacak bir tasarımcıya da ihtiyaç var. Bunlar aslında fikren çok zor görünebilir şeyler ama başlaması o projenin bitirilmesi demektir. Ve proje adım adım tarih ilerlerse bu bahsetmiş olduğumuz proje çok kolaylıkla bitirilebilir. Evet, aslında söylediğiniz şeyler o kadar anlamlı ve doğru ki ben şunu anlatmak istiyorum. İşte derneğimizi kurduğumuzdan beri Ünye gibi, Ordu gibi turizmde değerleri olan, gelişmekte olan bakir yerlerin turizme hazırlanması, geleceğe hazırlanması için, gelenlere hazırlanması için işte bu birimin ne kadar elzem olduğunu da siz aslında ispat etmiş oldunuz. Ben buradan Güven Bey'i şöyle anmak istiyorum. Güven Özel Bey'i kırsal turizmle ilgili gerçekten bir duayen. Sokaktaki hayvan ve bitki dostlarımız tespitinizi alkışlıyorum. Müthiş, teşekkürler. Şimdi Güven Bey, gerçekten Nevra Hanım'ın bu fikrini ben de sonuna kadar destekliyorum ve ilk fırsatta da Ordu Büyükşehir Belediyesi Park Bahçelere, Ünye Birimine ve gerekirse de Ordu Daire Başkanlığı'na bütün ordumuzun genelinde böyle bir kampanya başlatılması için başvuruda bulunacağım. Gerçekten çok kıymetli bir değer ve bence hiç duymadım böyle bir çalışma. Ordumuzu gerçekten diğer en küçük büyükşehir ordumuz. Yani 30 tane büyükşehir içinde en küçüğü. En kimliklisi, en duyarlısı sınıfına çıkaracak bir uygulama olacak bu.
Bu anlamda bu fikrin sahibi tamamen Nevra Hanım'dır. Kim ne yaparsa yapsın şu dakika itibariyle kayıt altına aldık biz bunu. Ben bu duyarlılığı için kendisine teşekkür ediyorum. Niksar'dan Vasfiye Ümit Lüleci hanımefendi bizi izliyor. Ben gerçekten çok saygı duyduğum, çok hanımefendi bir insan, çok saygın bir insan. Niksar'ımıza buradan, Ünye'mizden sevgiler gönderiyorum. Ve buradan şunu da söylemek istiyorum. Ünye, Akkuş, Niksar yoluyla ilgili Tokat milletvekillerinin yaptığı çalışmaları canı yürekten desteklediğimi, Ordu milletvekillerinin de bir an önce Altın Ordu sarmalından kurtulup tam bütün ordu sarmalına sarılmalarını talep ediyorum. Ve programımız da sona geliyor. Son söz olarak sizden ne duyabiliriz veda etmek son için? Son söz olarak sanat tarihi mağara döneminde başladık. İnsanın iki ayak üstüne çıkmasıyla ve dik olarak yürümesiyle beraber başladık diyelim. Ve son söz dijital sanata geçmişken Ünye'nin de dijital sanatta böyle bir katılım payı olması beni çok sevindirecek. Herkesi çok sevindirecek. Çünkü bu bahsetmiş olduğumuz proje fikirleri, QR kod, Ünye Kalesi'nin dijitale yansıtılması hepsi aslında 30 yıl sonra bizim şu an 5 yaşında gördüğümüz çocukların araştırma sahası içine girecek. Dijital sanat tarihini oluşturmuş olacak ve dijital sanat tarihindeki Ünye Belediyesi'nin yapmış olduğu çalışmaları takip edebilecekler. Evet, Bahar Arslan hanımefendi herhalde alkış göndermiş. Teşekkür ederim. Soy ismi size benziyor. Kardeşimdir. Öyle mi? Biz de kendilerine teşekkür ederim. Selamlarımızı gönderelim. Evet, bu akşam gerçekten programımıza maskeyle başladık. Gerçekten duyarlılık anlamında, hastalığın artması anlamında ve sizlere bir mesaj vermek anlamında maskeyle devam ettim. Konuğum özellikle maske takmadı. Tanımanız için özellikle takmadı. Ben de hem konuğuma saygı duyduğum için hem de sizlere mesaj vermek için maskeli programımı bitireceğim. Buradan aynı zamanda tekrar sağlık çalışanlarımıza minnetlerimizi sunuyorum. Ve bu akşam sanat tarihi bilim uzmanı gerçekten Nevra Arslan hanımefendiyi yürekten tebrik ediyorum. Ünye için, ordumuz için, bölgemiz için bir değer olduğunu düşünüyorum. Yaptığı çalışmalar ve kafasındaki düşüncelerle de gerçekten kıymetlenilmesi gereken, değerlendirilmesi gereken ve fikrine başvurulması gereken bir insan olduğunu da burada göstermiş oldu. Ben kendisine, derneğimize ve ünyemize, ordumuza değer kattığı için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için de teşekkür ediyorum. Haftaya Cuma farklı bir konukla, belki de benzer bir konuyla sizlerin karşısına geleceğim. Buradan hepinize iyi akşamlar diliyorum. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum.